Hazır arkadaşlar. Tamam. Değerli arkadaşlarım, İstanbul'un yerel yönetimlerinin kazanılmasıyla ilgili Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın verdiği ciddi mücadeleden sonra kazanılan İstanbul seçimlerinin yıl dönümünde bütün milletvekili arkadaşlarımız, bütün parti meclis üyesi arkadaşlarımız İstanbul'da karış karış tekrar dolaştık. Halkın şikayetlerini dinlemek için oradaydık. Ben Esenler'deydim. Ancak Esenler'e bir ses yükseliyordu gün gören toz koparandan. Bir mağduriyet sesi, bir çığlık yükseliyordu. İnsanlar benim oraya gelmemi ve bu çığlığı tüm Türkiye'ye duyurmam için yardımcı olmalarını istiyorlardı. Onların bir kısmı şimdi arkamda. Kentsel dönüşüm mağdurları. Hayatları boyunca didindiler, çalıştılar. Çocuklarına bir ev elde edebilmek için. Miras olarak çocuklarına bir ev bırakabilmek için. Onlar depreme dayanıklı mıdır değil midir bilemezler. Onlar belediyeye güvenirler. İmar izni verilmiş mi? İskan ruhsatı verilmiş mi? İmar izni verildiyse, iskan ruhsatı verildiyse onlar devlete güvenmek isterler. Onlar da devlete güvendiler. Varlarını yoklarını, varlarını yoklarını bir avuç kazançlarını eve yatırdılar. Onlar çocuklarının geleceği, kendi gelecekleri için değil, bir ev sahibi olmak istediler. Daha sonra aradan yıllar geçti. İstanbul depremi konuşulur oldu. 9. sıradaydı. Kentsel dönüşümde riskli alana giren bölge olarak toz koparan. 9. sırada. Ama ilk sıraya aldılar nedense. Nedeni arkadaşlarım tarafından burası biraz da rant alanı, Mertler'e yakın. O yüzden dediler. Ben de gittim oraya. Baktım. Ben gittiğimde oradaki binaların elektriği kesiliyordu. Doğalgazı kesiliyordu. Yani devlet insanlara yaşam imkanlarını ellerinden alarak evlerini boşaltmak için fiili bir uygulama içerisindeydi. İnsanlar bana dediler ki içeride Covid'li hastamız var. Engelli mağdur hastamız var. Kanserli hastamız var. Titreyerek, ağlayarak anlatıyorlardı. Devlet vatandaşını bu noktaya getirir mi? Devlet getirmez ama devleti yöneten iktidar getirebilir. Eğer iktidar milletten yana değilse, ranttan yana ise bunu yapabilir. Onlara bir muvaffakname imzalatmaya çalıştılar. Bir sözleşme değil. Tek taraflı. Bunu imzalayacaksınız, çıkacaksınız, gideceksiniz, kirada yerleşeceksiniz ve artı en az tekrar ev sahibi olabilmek için 180 bin lira borçlanacaksınız. Bunu kademeli olarak memura yapılan zamlarla ilgili enflasyon oranında arttıracağız. Bunu ödeyeceksiniz. Tekrar ancak öyle ev sahibi olabilirsiniz diyorlar. Oysa ki onların evleri vardı. Onlar sadece yaşayabilmek ve ekmeklerini kazanabilmek, pandemi sürecinde aç kalmadan ayakta kalabilmek için mücadele ediyorlardı. Ama iktidar hayır. Biz buraya öyle binalar yapacağız ki artı kar elde edeceğiz buradan, rant elde edeceğiz diyordu. Birden Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi liderinin sözleri aklıma geldi. O diyordu ki her kent rant yaratır. Bu rant paylaşılabilir. Ama kim tarafından? Rant iktidar sahibi ve yandaşları tarafından mı, halk tarafından, millet tarafından mı paylaşılmalıdır? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkesi millet tarafından, halk tarafından paylaşılmalıdır. Bütün yerel yönetimlerdeki kentsel yerinde dönüşümler böyle olacaktır. Şeffaf.
insan ve çevre odaklı. Esas olan yerinde dönüşüm. Şeffaflık, uzlaşı, adalet olacak diyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Merkezi yönetim ve yerel yönetim işbirliği sağlanmalıdır. Her aşamasında ilgili meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, bilim insanlarının ve dönüşüm bölgesinde yaşayan yurttaşların aktif katılımı sağlanmalıdır diyordu Kılıçdaroğlu. Doğaya ve tarihe saygılı bir kentsel dönüşüm olmalıdır diyordu. Dezavantajlı gruplar ve engelli vatandaşlar öncelikli yararlanmalıdır bundan diyordu. Toplumsal ilişkiler var edilmeli, kamu yönetimi her aşamada garantör olmalıdır. Eğitime, sağlığa, kültüre ve spora yönelik bir yerinde dönüşüm olmalıdır diyordu. İstanbul'da kentsel dönüşüm, yani yerinde dönüşüm, belediyelerimiz tarafından tam da bu ilkeler doğrultusunda yapılıyordu. İzmir'de tam da bu ilkeler doğrultusunda yerinde dönüşümler gerçekleşirken toz koparan feryat ediyor. Yollarda, otobüslerle, arkamda gördüğünüz arkadaşlarım sadece aileleri için miras bırakacakları tekrar evlerinin borçlanmasına karşı çıkıyorlar. Haksızlar mı arkadaşlar? Haksızlar mı gerçekten? Evleri varken şu anda evleri ellerinden alındı. Daha orada oturuyor, yaşlılarına, hastalarına bakıyorken elektrikleri kesildi, doğal gazları kesildi. Şimdi evleri yok. Şimdi umutları da ellerinden alınmak istiyor. Ne diyorlar? Diyorlar ki bir muvafakatname değil, bir sözleşme imzalayalım diyorlar. Başımıza ne geleceğini görelim diyorlar. Riskli alanın, atlığının bilimsel dayanağı yok diyorlar. Ne olacağı, kaç tane bina yapılacağı belli değil diyorlar. Ve bunların hepsini bilerek geleceklerini şeffaf bir şekilde görmek istiyorlar. Ama 180 bin lira borçlanacak halleri yok. Kimin var arkadaşlar? Pandemi sürecinden sonra, işsizlikten sonra, iflaslardan sonra tam da evlerinde sadece aç kalsalar bile kimsenin görmeyeceği bir yumurta kırarak evlerinde hiç olmazsa yaşamları varken şimdi evleri hiç hesap verilmeden, sorulmadan ellerinden alınıyor. Sonuna kadar yanlarındayız. Sonuna kadar. Dilene kazanacağız. Dilene kazanacağız. Bu arkadaşlar kimseden bir şey istemiyorlar. Sahip oldukları şeyin kendilerine hakkıyla iade edilmesini istiyorlar. Bu arkadaşlar ev sahibiydiler ve evleri için borçları yoktu. Yine ev sahibi olmak ve borçları olmasın istiyorlar. Yaşlılarıyla, hastalarıyla mağdur bırakılmasın istiyorlar. Bu sürecin ne kadar süreceğini, ne kadar dışarıda kirada kalacaklarını, binanın ne zaman kendilerine teslim edileceğini bilmek istiyorlar. Ve orada uygarca kendi geleceklerini sürdürmek istiyorlar. Şimdi onları ellerinden bu hakkı almak isteyen iktidara sesleniyorum. Danıştay'ın önüne gittiler. Ne için? Hak için, hukuk için, adalet için. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne geldiler. Hak için, hukuk için, adalet için. Hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet. Değerli arkadaşlarım, buradan iktidarın yetkililerine sesleniyorum. Yapmanız gereken tek şey onlara bir sözleşmeyi önlerine koyun. Haklarını anlatın. O sözleşmede onları borçlandırmayın. Çünkü onların evleriyle ilgili borçları yok. Yerinde dönüşüm yapın. Engelli ve hasta vatandaşlarımıza öncelik tanıyın. Bitirme süresini bu sözleşmeye koyun. Nasıl yapılacağını, ne kadar süreçte bitireceğini bildirin.
Onları muhatap alın. Karşınıza almayın. Yanınıza alın. Ve bir an önce onlarla oturup uzlaşın. Yerinde yönetime dönüşün. Dönüştürün. Yerelle iktidar, merkezi iktidar birlikte bunu yapabilecek güce sahiptir. Bunu sağlayın. Yerel yönetimleri dışlamayın, milleti dışlamayın, insanları dışlamayın, onları kucaklayın. Onlar vergilerini ödediler, onlar askerlik görevlerini yaptılar. Kadınlarımız, gençlerimiz bu ülkeye karşı kendi yaşamlarını sürdürürken görevlerini de yerlerine getirdiler. Kendi alın terleriyle ev sahibi oldular, evlerini, yaşamlarını, geleceklerini ellerinden almayın. Teşekkür ediyorum.